Ulan vay arkadaş ya! Ya ben daha yeni girdim bu işe be oğlum. Ulan Kıvırcık, sana ciddi bir soru soracağım. Sence benim şirketteki pozisyonum tehlikeye girer mi? Sonuçta Kerem işi bıraktı. Ayşe de onunla gider yani, karısı sonuçta. Ya, Muhsin Bey'in böyle şeylere takılacağını sanmıyorum. İşin değil, sen kalırsın. Değil, sen gidersin. Kalabilirsin. Gider mi? Ya sen kalırsın ya. Ben arayıp sorsam Muhsin amcayı direkt, ne diyorsun? Tavsiye etmiyorum. Tasvip de etmiyorum. Ciddiye de almıyorum. Çok pis elimle kalacaksın Kıvırcık. Hadi hayırlısı bakalım. Allah ya, Allah ya. 40 yılda bir şans yüzümüze güldü. Oğlan işe bak ya. Yok, böyle olmayacak ya. Ben arayacağım. Ben arayacağım Muhsin amcayı ya. Alo, Muhsin amcacığım merhaba. Erkut ben. Evet Erkut, söyle oğlum. Muhsin amcacığım, ben şirketteyim. Görevimin başındayım Muhsin amcacığım. Yani bu şirket açık kaldıkça bu çay ocağı da kalacak Muhsin amcacığım. Anladım Erkut, anladım. Sağ ol evladım. Hadi kolay gelsin size. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin dedi. Tamam ya. Benlik bir sıkıntı yok bence. Emin olamıyorum ki ya. Emin olamıyorum. Ne haber abim? Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Yok ya, boş ver. Anlatırım. Geç bakayım. Otur şöyle. Otur, otur. Sabri, bak bizim bu işi acil yapmamız gerek. Ben sana söyleyeyim. Artık öyle lüksü müksü geç ha. Hayat memat meselesi bak bu. O zaman müjdemi istiyorum abim. Şu para işini çözdüm galiba. Abi benim büyük bir alacağım var, tamam mı? Sirkeci'deki bir züccaciye toplantısında. Ne diyorsun lan sen? Ne alaka? Abi benim ut kursundan arkadaşımdı. İşte borç para istedi benden. Ben de güvenliğimi verdim. Sonra bir daha yere alamadım. Ut kursu mu? Ut. Ne udu oğlum? Sen ut mu çalıyorsun lan? Yani abi öyle üstadların yanında bizimkisi öyle oyalanma diyelim yani. Vay musiki. Ulan Sabri ulan ne biçim bilmece gibi adamsın lan sen. Vay anasını be. İyi tam nasıl yapalım? Biz mi gidelim diyorsun? Rıza abiye söyleyelim diyorum. Oğlum abi, abime niye söylüyoruz? Abimi falan karıştırma ya. O şimdi fırçalar bizi, boşver sen onu. Nasıl yapacağız o zaman? Yani biz bir gidelim seninle. Gidelim yani. Ben alırım. Her türlü almasını bilirim ben. Sen rahat ol. Harbi mi? Harbi tabii. Bırak lan şunu. Bana çay koy. Yoruldum. Az önce arayan Erkut'tu. Hı, duyduk. Elin adamı şirkete sahip çıkıyor. Bizimki... Aman aman. Bir Erkut değil, iki Erkut daha gelse o şirket sabaha çıkmaz Muhsin. Bizimki de habire babaya asilik etsin, evi terk etsin. Ne habire sayıyorsun? Çocuk hayatında ilk defa böyle bir şey yaptı. Daha önce oldu mu böyle bir şey Muhsin? Bugün yaptı ya. Yaptı işte. Evi terk etti gitti. Gitmedi mi? Gitti. Biz adam akıllansın diye evlendirdik. O akıllanacağını davetten delirdi. Hı, ne güzel bak ağzınla söyledin. Her şey evlenince oldu. Senin zorunla o cahille evlenince çocuk böyle oldu. Yoksa benim prensim böyle adam dövecek çocuk muydu? Yahu gökten meteor düşse sebep Ayşe sence. Allah Allah ya. Yalan mı? Yalan mı? Öyle değil mi? Evet. Ayşe niye öyle yaptı anlayamadım. Muhsin babam haklı deyip gelmedi de onun peşinden gitti. Yok bir de kalsaydı. Benim oğlum cani damgası yiyecek, onun yüzünden yargılanacak, evi terk edecek, o da burada kalacak. Ben de onu oturtacağım bu evde, öyle mi? Peki aynı şeyi ben yapsaydım. Önüme konan her şeyi elimin tersiyle itseydim, çekip gitseydim, sen beni peşimden gelir miydin, gelmez miydin? Ama Muhsin git Allah aşkına, çocuk gibi Allah aşkına ne olursun. Aa, bak, gelir miydin, gelmez miydin ama dürüstçe cevap ver. Ben öyle yapmazdım. Ben senin şirkette kalmanı sağlardım. Senin iyiliğin için bunu yapardım. Daha akıllıca davranırdım. Şimdi Kerem gitti, şirket ne oldu? Ne olursa olsun ya. Ben bugüne kadar şirketi çocuklarım için bu hale getirdim. Onlar için didindim, çalıştım. Eğer onlar bu saatten sonra düşünmüyorlarsa ben hiç düşünmüyorum. Oh. Aferin lan Sabri, vallahi. Sen anlıyorsun ha bu işlerden. Abim siz beni böyle ufak yer almadınız ya aranıza. Ben de kendimi bilgisayara verdim yani, iyiyim bu işlerde. Yani ben hep şey yapıyordum yani sana, hani ilgi alaka gösteriyordum yani. Bana haksızlık etme oğlum ya. Doğru diyorsun abi ha. Sen top oynadığında böyle yokuş aşağı kaçıyordu ya, diyor. Beni koşturuyordun herkese. Oğlum bak mesela. Sabri şu şey var ya. Onu bir tık böyle küçülsene, şey olsun o. Zarif olsun o. Heh. Tamam.
Tamam. Ha, tamam bırak, ha. Bırak elleme. Güzel. Güzel. Tamam. Abi şimdi ambalaj tamamsa bir isim bulmak lazım. Benim aklımda bir şey var. Ha, söyle bakayım. Boğazlayan fırını. Ne diyorsun, böyle mahallenizin de bir ismi geçsin. Ya ben de şey düşünmüştüm Sabricim ya. Deli çavuş unlu mamulleri. Nasıl? İyi. Oğlum böyle isim olur mu lan? Allah Allah ya. Ulan bir yerden başlıyorsun illa sonunda çuvallıyorsun ha. Cikslere satacağız bunu lan, cikslere. Öyle düşün. Daha böyle havalı bir isim gerek bize. Cutthroat Bakery. O ne lan, ne güzel duyuldu o. Ne o? Abi bizim boğazlayanın İngilizcesi gibi düşün. Bir daha söyle bakayım nasıl? Cutthroat Bakery. Vay anasını. Ulan ne güzel böyle tıngır diyor be. Ya abi İngilizce ya, yemin ederim ben İngilizce'de canım ye, yemin ederim be. Hep havalı, hep havalı. Oğlum adamların ne biçim dilleri var lan? Vallahi billahi ya. Tamam tamam, neydi? Cutthroat Bakery. Tamam bas gitsin, bas o ismi. Bas bas. Abi, basıyorum. Bas bas, güzel ya, 10 numara isim. Vay. Bakery. Güzel. Abim şimdi o zaman bu ambalaj tamamsa, heh, ben yarın bunları çıkartıyorum, Melahat'ın namur işlerini koyuyorum, getiriyorum. Şey ama Sabri, böyle gelme. Yani sen de ambalajını değiştir. Ya oğlum hani sadece yeni fırınla anlaştık imajı vermeyelim, yeni aşçıyla anlaştık imajı da verelim, anladın mı? Hani böyle mekan sahipleri olur ya, hani kafe sahipleri falan, kahveciler falan. Yani onlar gibi giyin sen de. Tamam, heh, tamam abim, tamam. Heh. Tamam. Aslan tamam, kardeşim yapacağım. Benim be, hayt be. Ben nasıl yaparsın diyorum. Aman boş ver artık sen. Kahve yok mu ya? Yeni demledim. Bekle biraz. Bekleriz. Ya Rabbim ya. Alo. Cutthroat Bakery mi? Yolla yolla. Yolla tabii canım yolla. Yolla ama biraz özenli davran. Ben ta nereden aldım geldim o franchising'i? Tamam, tamam hadi bakalım, hadi bekliyorum. O ne ya öyle, Cutthroat Bakery? Gelince görürsün. Cutthroat demek istedin herhalde. Ay, boğaz kesen fırını da ilk defa duyuyorum. Duyamazsın mavi kafa. Çünkü Türkiye'deki ilk şubesini birazdan burada açacak. Böyle İtalyan tarzı, böyle kahve yanlığı falan. Sizin için özel getirdim ha. Börek çörek işlerine dönmesin de. Hay Allah. Buongiorno bella. Geldi. Buongiorno mio. Bu yarı İtalyan, yarı Türk yakışıklısının adı Sabo. Babası Sicilyalı, kendisi bir Türk aşığı. Sono italiano. Ciao. Buonasera. Buyurun buyurun ya, çekinmeyin. Bon appetito. Allah'ım, Allah'ım bu bir rüyaysa ne olur beni uyandırma. Hadi bekliyorum. Tamam. Neydi? Arkadaşlar ya bir saniye. Aa, al kardeşim, al bakalım ha. Tamam, tamam. Neydi? Ya arkadaşlar, tamam bir saniye. Neydi usta? Ne istemiş kardeşim? Al. Ya bir saniye arkadaşlar, lütfen ama ya. Bakın hepiniz okumuş etmiş insanlarsınız. Ya lütfen bu hem parayla hem sırayla lütfen, ben de insanım yani. Buyurun. Üzümlü rüya kekten istiyorum. Üzümlü rüya kek. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Ha, alayım onu da, güzel. Bir dakika bir dakika, sizin de şey vardı değil mi kek? Tamamdır. Aynen. Göresel sandviç var mı? Göresel sandviç, buyurun. Buyurun. Her kutu ya. Bizim kızlar yemiş, kesin ye dediler ama adını bilmiyorlar. İçinde lor mu ne varmış? Ha, şey diyorsunuz siz. Özel ekşimikli Cutthroat Bakery spesiyel. Nasıl da ağzınızın tadını biliyorsunuz var ya. Aa, bitmiş her şey ya. Nasıl biter ya? Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Ürünlerimiz günlük geldiği için artık yapacak bir şey yok, yarına. Ne demek yok? Açım ben, aç, aç. Artık stok yağlardan tüketirsin bugün. Hadi herkes iş başına. Olmaz. Çalışın, unutun açlığınızı. Haydi herkes iş başına. Allah, Allah, Allah. Bu paraya bak be. Alo. Oğlum Sabri, bütün paketler bitti lan. Sen hemen yeni paketleri hazırla, hemen yeni paketleri hazırla. Oğlum yoksa yarın bunlar beni yer, yemin ederim yerler. Allah.
Oğlum Sabri, her zaman derim bak. Büyük şehirde iş yapacaksan yemek işi yapacaksın. Ulan oğlum zengin olduk, lan zengin olduk. Abim ilk dükkanı nereye açarız ya? Ben diyorum ki bizim mobilyacıyı bir deneyelim mi? Hem hazır dükkan böyle bir tarafı kapatırız. Lan oğlum dur ya. Bir şu temeli sağlam atalım, onları düşünürüz sonra. Hadi say bakayım elindeki parayı. Ben saydım abi, burada 11.750 var. 11.750, burada 210 var. 210? 212.750, 213.750. Hayır abi, 214, hayır. 7. Hayır abi, 211, 200, 221, 231. Ben dur lan, kafamı karıştırma ya. Baştan sayacağım ben. Tamam, 11.750. Tamam, bırak onu şimdi. 50, 70. Katrat Bakery. Demek ki böyle bir şey yok. Evet buyurun. Katrat Bakery geldi efendim. Abi getir. Ya hastasıyım bunun. Ay bundan. Ben bundan alacağım. Sen bundan yedin mi? Bunu yedim sabah. Yedin mi bundan sen? Yok ondan ben sabah yedim, çok güzel. Ne kadar? Şöyle yapalım. Bu 12, bu 8. Ne yapalım ya? Sen yabancı değilsin. Ve düz hesap 20 yapalım sana. Sana indirim olsun. Eyvallah kardeşim. Gel çocuğum. Hayırdır lan? Gel çocuğum gel. Gel yavrum. Bak hareketlere bak. Ne oldu lan? Acıktın mı? Al ne vereyim sana? Neydi sizin bu şirketin ismi? Ha. Katrat Bakery. Ulan başka isim mi bulamadınız futbolcu ismi gibi? Ha işte. Bu firmanın %50 hissesini istiyorum. Baksa. O zaman konuşalım. Yalnız. Şimdi şöyle bir şey var Kıvırcık. İşler çok açıldı biliyor musun? Yani senin gücün bu %50 ise yeter mi onu bilemedim. Para vermeyi düşünmüyorum evlat. Yapma ya. Nasıl olacakmış o iş o zaman aslan? Elimdeki bilginin değeriyle olacak. Ne bilgisi lan? Şş, ne biliyorsun oğlum açık konuş. Böyle bir şirketin, böyle bir fırının olmadığı bilgisi. Ha. Allah korusun Muhsin Bey ve Kerem Bey'in kulağına bir giderse. Sen bunu bir düşün. Ben de %50 ile yetinir miyim? Onu bir düşüneyim. Tamam mı? Hadi bakalım Tosuncuk. Vay anasını. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.